Merhaba herkese iyi günler arkadaşlar. Sınıf öğretmenliği matematik eğitimini anlatıyorduk. Başlamıştık. Evet ekran paylaşımı geldi mi arkadaşlar? Sınıf öğretmenliği matematik öğretim diye. Evet hocam. Tamam güzel. Evet şimdi arkadaşlar bayağı bir mesafe aldık sizinle. Bu da artık son derslerimiz matematik kaldı. Matematik de önemli. Ee, geçen sene fen'den 6 tane, matematik'ten 6 tane, Türkçe'den 6 tane sordular. Ee, matematik öğretimini anlatacağız ama ondan sonra soru çözümü yapacağız. Soru çözümü önemli çünkü matematikte çok kavram var. O kavramları sadece anlatmakla oturmuyor. Soru çözümü de yapacağız. Fen'de de aynı şey geçer, Türkçe'de de aynı şey geçerli. Mesela soru çözümü yapmasak, anlatmalarınız ve sizin bireysel çalışmalarınızla hayat bilgisini rahat rahat yaparsınız. Orada bir sıkıntı yok. İşte e, DICAP dediğimiz din, kültürü ahlak bilgisini yaparsınız. E, görsel sanatları yaparsınız ama orada soru çözümünün çok ihtiyaç olduğu 3 tane ders var. Bir tanesi matematik, bir tanesi fen, bir tanesi de Türkçe. Ama bu 3 derste zaten 6-6-6, 30 sorunun 18 tanesi de buradan geliyor zaten. Biz de onu dikkate alarak orada bol bol soru çözümü yapacağız. Şimdi geçtiğimiz dersimizde e, öğrenme alanlarını söylemiştik. Öğrenme alanlarının kaçının sınıfta başladığı, alt öğrenme alanlarının kaçının sınıfta başladığı, e, kaça kadar devam ettiği önemli. Bunun haricinde alt öğrenme alanları ve öğrenme alanları ile ilgili program nasıl bakıyor, sayılar işlemlerde neler var, geometride neler var e, onlardan bahsettik. Burada bahsetmediğim bir iki şey var. Onları da aslında burayı söyleyip geçip detaylara girmek lazım ama burası çok hoşuma gidiyor benim. Genel çerçeveyi görüyorum. Burada bayağı bir şeyler anlatmıştım. Şimdi, ha, ilk öğretim matematik dersinin genel amaçları var. Burada bir iki şey önemli, onları söyleyelim. E, tabii bunlardan ezber sormuyorlar. Ama burası aslında tüm sistemi anlamak için önemli. Diyor ki, bir, matematiksel okul yazarlık becerilerini geliştirme. E, bu, 1-2-3-4'ün tümü için programın genel beklentileridir. Matematiksel kavramları anlama, günlük yaşamda kullanma, Problem çözmede kendi akıl yürütmelerini ifade edebilme, başkasının akıl yürütmesindeki eksiklik ve boşlukları görür diyor. Şimdi bu e, yapıldığı zaman o kadar önemli bir şey ki 3 numara. E, fakat bunu çoğu öğretmen yapmıyor. Mesela çoğu öğrencim bana şunu söyler, işte ilkokuldayken, ortaokuldayken öğretmen bir yol öğretirdi. Biz başka türlü yapınca da hayır olmaz falan derdi, benim yapacağım gibi yapın. Tam tersine program, problemi farklı yollardan veya işlemi farklı yollardan yapılmasının, Güzel bir şey olduğunu söylüyor ve zaten akıl da bunu emreder. Güzel bir şeydir, farklı yol güzel bir şeydir. Böyle yapılmasını istiyor ve sınıfta çocukların kendi akıl yürütmelerini, ifade etmelerini, konuşmalarını, başka çocukların da bunu duymalarını, başka çocukların da başka akıl yürütmelerini söylemelerini, bazen de akıl yürütme yanlıştır. Çocuk bunu doğru zanneder, neden yanlış olduğunu öğretmenin anlatması, modellemesi gerekiyor. Bu iyi bir şeydir. Konuşulması gerekir sınıfta. Dört matematiksel düşüncenin açıklamak için matematiksel terminolojiyi kullanır. Bu da önemli bir şey. Şimdi Türkçe'yi kullanmak bir şey, matematiksel terminolojiyi kullanmak başka bir şey. Mesela ben bunun ne kadar önemli olduğunu derslerinde fark ettim. Arttırma diyoruz, eksiltme diyoruz, üleştirme diyoruz, sıralı çıkartma diyoruz. E Valla bu kavramlar ben söylerken karşılığı öğrencimde varsa anlıyor, yoksa anlamıyor. Ha, ne yapmak lazım? Orada onu somutlaştırmak, ne demek istediğimizi söylemek lazım. Tabii çocuklarda mesela sıralı çıkartma, sıralı toplama, ardışık toplama, rutin işlem, algoritmik işlem. Bu kavramlar, herkes biliyorum diye düşünüyor bu kavramları. Ama ÖSYM'nin bu kavramları doğru kullandığı bir e, bakış açısı var. O bakış açısı da bilmek lazım. Mesela hazır yeri gelmişken söyleyelim. Rutin işlem denen şey şudur. Pardon şu telefon sesini kapatayım kapatmayı unutmuşuz rutin işlem denen şey problemi şöyle mesela 13 artı 19 diyelim ki çocuğun alt alta toplaması ve bunu işte iki elde var bir Efendim bir iki üç falan demesi rutin işlemdir ama çocuğun bunu böyle yapmadan burada onluklar var iki tane onluk 20 eder Burada 3 ve 9 var, 12 eder, 32 yapar demesi rutin işlem değildir. Zihinden dağılma tekniğini kullanarak hesaplamadır. Biz mesela gözünde canlandırarak kağıt, kalem, kağıt kalemle bunu yapabilir. Burada bir sıkıntı yok. Ama gözünden canlandırarak bunu yapmasını istemiyoruz. Başka tekniklerle yapması istiyoruz. Bunun yanı sıra algoritma dediğimiz şey kural sistemdir. Mesela örüntünün bir algoritması vardır matematikte düzenli bir artış mesela vardır problemde. Bunu bulmak algoritmadır. Algoritma temelli öğrenme yok diyoruz ama algoritmayı çocuk keşfederse çok güzel bir şeydir. Ne demek bu? Bir anlatalım. Mesela çocuk 9 çarpı 1, 9, efendim 9 çarpı 2, 18, efendim 9 çarpı 3, 27, Aa bir şey keşfetti çocuk. Bu 10'dan 1 eksik, bu 20'den 2 eksik, bu 20'den 3 eksik. Bir sonraki de 20'den pardon, 30'dan 3 eksik, 40'tan 4 eksik gibi olacak. Mantığını keşfetmesi bir algoritma çıkartmasıdır. Bu çok güzel bir şeydir. Ama algoritmayı kalıp olarak öğretmenin verip onu dayatması iyi bir şey değildir. Çocukların keşfetmesine bırakmak lazım algoritmayı. Zaten şunu keşfeden çocuk ki Mesela iyi çocuklar bunu 3'te ya da 4'te. 3'te çok zor aslında ama 4'te böyle şeyler keşfeden çocuklar oluyor. Akıl yürütme yapan çocuklar oluyor. O çocuklara da böyle dikkat etmek lazım. O çocuklar iyi çocuklardır. İyi yetiştirmek lazım onları. Bunun yanı sıra rutin işlem ne demek? Rutin işlem demek biraz önce anlattığımız gibi işte efendim sayıları toplamak, çıkartmayı, bölmeyi rutin yapmaktır. Ama mesela şu rutin değildir. Bana 420 bölü 4 kaç diye söylediler. Bunun rutini şudur. 420 bölü 4. Bir defa var 4. Sonra 2 de yok falan demem. E, bu rutin işlemdir. Ama ben bunu böyle yapmam. 420'yi ilk önce 2'ye bölerim. 210 derim. Bir daha 2'ye bölerim. 105 derim. Bu rutin işlem değil de bu pratik bir yoldur. Rutin işlem. 4 işlemin kağıt kalem üzerinden. Bilindik yolda yapmaktır. Diğer yollarda zihinsel hesaplama veya strateji yollarıdır. Bir de hazır buraya kadar gelmişken, buralara girmişken şunu da söyleyelim. İlkokul 4'ün sonuna kadar denklem kurmak diye bir şey yok. Kesinlikle yok. Onu söyleyeyim. Yani denklem kurmak derken, x artı 3 eşittir bir problemden yola çıkarak x artı 3 eşittir e, falan filan diye cebir dediğimiz denklem kurmak kesinlikle yok. Zaten cebire giriş öğrenme alanı eski programlarda vardı fakat artık yok. Cebir kesinlikle ilk 4 sınıfta e, denklem olarak yok. Peki bir problem var. Nasıl yapacağız? Zaten öğrencilerimin yani sınıf öğretmenini atatmak için bu derste çalışan öğrencilerin sordukları en önemli şey de bu. Ama öğretmenim diyor e diyor ki Ali'nin yaşı ve e babasının yaşının işte üçte birinden iki fazla falan filan babasının yaşı 40 olduğuna göre Ali'nin yaşı kaçtır? E bunu nasıl anlatacağız denklem kurmadan? Ha. Şimdi işte burada modelleme giriyor. Diyelim ki şöyle olsun. Problem yazalım bir tane. Nasıl anlatacağız? Onu bir gösterelim. Şimdi bu, bunları anlatıyorum ama e, çoğu öğrencim diyor ki hocam buradan soru çıkıyor mu? Valla burayı kafada yapılandırmak soruları çözmek için çok önemli. Şimdi şöyle soru olsun. Dördüncü sınıf düzeyinde. Babasının yaşı, babası Ali'nin yaşının dört katıdır. İkisinin yaş toplamı 50 olduğuna göre Ali'nin yaşı kaçtır? Bunu soruyor. Şimdi burada cebirle bu yol işte Ali'ye x dersek babası 4x falan filan eşittir 50 falan. Bunu yapmayacağız. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Bu diyeceğiz Ali'nin yaşı. Sol çocuğa soracağız. Babasının yaşını modelletsem kaç tane kutucuk yapayım? Her çocuk buna cevap veremez onu da söyleyeyim. Ama sınıfta cevap veren, doğru cevap veren çocuklar olacaktır. E, ee, buradan okuyacak diyecek ki Ali babasının yaşının, pardon babası Ali'nin yaşının 4 katı. Modelleyeceğiz. 3, 4 diyeceğiz. Ha bunların toplamı kaçmış? Bunların toplamı 50'ymiş. O zaman burada kaç kutucuk var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kutucuk. 50 ise bir kutucuk kaçtır diye soracağız. Bu noktaya gelince çocuklar bunu söyler. Bu kutucuk 10, bu kutucuk 10, bu kutucuk 10, bu 10, bu 10 diyeceğiz. E o zaman Ali'nin yaşı kaç? 10. Babasının yaşı kaç diyeceğiz? 40 diyecek. Bu tür problemleri, tabii kat problemleri çok basit düzeyde var dördüncü sınıfta. Ben biraz dört kat deyince biraz zor gelebilir. Daha basitten de başlanabilir, iki kattan falan başlanabilir. Ama önemli olan burada e, problemin düzeyi değil. Bazı çocuklar bunu dördüncü sınıfta çözemeyebilir. Ha, çözemedikleri zaman çocukların yaptığı şey ezbere kaçmak. Ezbere kaçmadan bunu modellemeleri, anlatmak lazım. Yaz, ben kutucuk yaptım. Kutucuk şart değil. Başka bir şey de modelleyebilirsiniz. Modelleme her şeyle olabilir, başka bir şeyle de olabilir. Şimdi dönelim kaldığımız yere. Üçü söylemiştik. Dört matematiksel düşünceleri açıklamak için matematiksel terminolojiyi kullanır. 5. Matematik dilini kullanırken nesne insan, nesne nesne ilişkilerini anlamlandırır. 6. Üst bilişsel becerileri geliştirir, kendi öğrenme süreçlerini yönetebilir. Yani meta bilişten bahsediyor. 7. Tahmin etme, zihinden işlem yapma becerilerini etkin şekilde kullanabilir. Şimdi burada tahmin etme ve zihinden işlem yapma aslında iki ayrı şeydir. Fakat bazen, bazen demeyelim çoğunlukla birleşip tahmin ve zihinden işlem yapma beraber kullanılabilir. Ama ikisi atıfta bulunduğu şeyler farklıdır. Nasıl farklı söyleyeyim. Mesela ölçmeye dayalı tahmin vardır. Bir kutu şekerin içinde kaç tane şeker tanesi olduğunu bilmek bir ölçmeye dayalı tahmindir. Ee, ama bunun yanı sıra sayılarla tahminler de vardır. Bunları tek tek anlatacağım. 8. Kavramları farklı temsil sistemleriyle ifade edebilme. Bu çok önemlidir. Mesela birinci sınıf çocuğu 8 denen şeyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bilyenin aynı şeyi temsil ettiğini anlaması gerekiyor. Mesela ben yeni kitapta gördüm. Çok hoşuma gitti. Farklı temsil sistemi dediğimizde şöyle bir şey çizmiş. Şöyle bir terazi yapmış. Ben olsam bunu kullanırım kesinlikle. Terazi dengede gösteriyor. Buraya bir iki tane Elma koyduğunu varsayalım. Artı bir tane elma diyor böyle. Artıyı da kullanmamış zannedersem. Şöyle yapmış olabilir. Orada yanlış hatırlıyor olabilirim. Buraya da şöyle üç tane elma çizmiş. Aynı büyüklüklerde. Bu dengede diyor, anlatıyor. Sonra bu dengede olmasından yola çıkarak e, iki artı bir burayla ilişkilendiriyor. Eşittir. 3 üç diyor. buraya burayla ilişkilendiriyor. Sonra da diyor ki bu dengede ya işte dengede olduğunu biz burada eşittir işaretiyle gösteriyoruz diyor. O eşittir işaretin anlamını yani daha iyi somutlaştıracak bir yol bilmiyorum ben. Süper bence bir yol. Ee, bu tür modellemeler kullanılabilir. Bunu niye anlattık? Bakın ne diyor? Kavramları farklı temsil sistemleri içinde ifade edebilir. Buradaki terazi dengesiyle eşittir'i farklı temsil sistemlerinin ama aynı anlama geldiğini ifade edebilmesi ya da anlayabilmesi. İlk önce anlayacak sonra da ifade edecek. 9. Matematiği öğrenmedeki deneyimleri ile matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek matematiksel problemlere özgüvenli bir yaklaşım geliştirir. 10. Sistemli, dikkatli, sabırlı, sorumlu olma özellikleri geliştirebilecektir. 11. Araştırma yapma, bilgi üretme, kullanma becerileri geliştirme. 12. Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilme. 13. Matematiğin insanlığın ortak değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer verecek diyor. Şimdi 1 ve 8. sınıflar için toplu dikkat edilecek bazı hususlar demiş. 1 bireysel farklılıklar önemsenmeli, farklı strateji ve yöntemler kullanılmalı. 2 ön öğrenmeler dikkate alınmalı, yeni öğrenmeler eski öğrenmeler üzerine inşa edilmeli. 3 öğretim sürecinde ve değerlendirmesinde somat, somut materyaller seçilmeli. Sayı kartları, onluk bloklar, kesir takımları ve benzeri. 4 öğrenci öğrenci, öğrenci öğretmen arasında matematik dille iletişim kurulmalı. 5 öğretmenler sorularla düşünme süreçlerini açıklamayı teşvik etmeli. 6 matematik ol, ıı, olumlu olumlu tutum önemsenmeli. 7 hayat bilgisi, sosyal bilgiler dersi, ekmek israfı, geri dönüşüm, sağlıklı ve planlı hayat, vergi bilinci, sosyal güvenlik hak ve yükümler gibi ilişkilendirmeler yapılmalıdır diyor. Şöyle matematikle ilişkilendirme çok derste var. 1. Bir, mesela e, birkaç tanesini söyleyeyim. 1. Türkçe okuma öğrenme alanı, anlama alt öğrenme alanında grafikler ve grafikleri anlamlandırma var. Burası matematikteki veri işleme alanı ile doğrudan ilişkili. Bir başka husus geometri öğrenme alanı. Orada tangram ya da yumurta tangram kullanılması görsel sanatlardaki katlama çalışmalarıyla doğrudan ilişkili. Efendim bunun yanı sıra müzikte Yanılmıyorsam 3'te ve 4'te var. Tabi ee, tabii ezbere hepsini hatırlayamıyoruz ama 3-4 olması lazım. Seslerin gürlüğüyle ilgili grafik oluşturuluyor. 3'te sütun grafiği değil ama e, nesne grafiği şeklinde. E, 4'te de sütun grafiği şeklinde. Seslerin gürlükleriyle, gürlükleriyle ilgili bir grafik oluşuyor. Bu da kesinlikle matematikle ilişkili bir durum. Bu ilişkilendirmeleri yapılması gerektiği program zaten söylüyor. 8 bireysel ve kültürel farklılıklar dikkate alınmalı. Şimdi cebir öğrenme alanı diyor ama bu 1-8 yazdığı için bunu geçiyoruz. Bir çizeyim şunu. Bu 5-6-7-8 için geçerli. İlk 4 sınıf için değil ama ortak yazılmış burası. Programda yer alan öğrenme alanları ve kazanımların sıralanışı işleniş sırası değildir. Her sınıf için önerilen ünite sıralaması programda üniteler ve zaman dağılımları başlığı altında ayrıca belirtilmiştir. İşleniş sırasında bu öneriler dikkate alınmalıdır. 11 ders kitaplarında ünitelerin genel sıralamasında bir değişiklik yapmamak kaydıyla ünite içinde kazanım veriliş sırası değiştirilebilir. Sınıf seviyesine göre kazanımlar birleştirilerek verilebilir. Gerekli hallerde bir kazanım başka bir ünite içinde verilebilir, ele alınabilir. Bu açıklamalar bütün programlarda var. Hepsinde diğer derslerde de aynısı söylüyor. 12. Kazanımların işleyiş süreleri yüzdeleri kesin olmayıp yaklaşık değerlerdir. Bir tavsiyedir. Türkiye yeterlikler çerçevesinde 8 anahtar yeterlikle birlikte esneklik, estetik, eşitlik, adalet, paylaşım gibi değerleri de uygun kazanımlarla ilişkilendirmek gerekir diyor. Şimdi gelelim sayılar ve işlemler öğrenme alanına. Bu 2006, bu 2015. Bana hep soruyorlar hani daha önceki programları bileceğiz mi diye. Ben de kazanım bazında ezbere hani bilemiyorum. Ama şunu biliyorum mesela bu da sorulabilecek bir şeydir. Bakın eski programda ondalık kesirler var. Yani ondalık sayılar efendim. 2006'da var. 2015'te ondalık gösterim ve cebire giriş var. Mesela şunu bilmek lazım. 2018'de sorulabilecek bir şeydir. 2018'de 1. ikinci, 3. 4. sınıfta ondalık gösterim yoktur. Nedir ondalık gösterim? Mesela biz 1 bölü 2'yi gösteriyoruz. Ama 0.5 diye 4. sınıfın sonuna kadar göstermiyoruz. Bu 0.5 veya 1.2. Bu da yok. Nerede var? 5. sınıfta var. Bu bir. İkincisi eskiden cebir. Yani denklem kurmanın temelleri varmış. 2018'de cebirde yok. Bunu da bilmek lazım. Ha bir şey daha. Şimdi aklıma geldi. Yine 2018'de eskiden vardı. 2018'de yine %10, %20 kavramları ve yüzdelik konuşmalar ve yüzdelikler üzerinden sayılar ve işlemler öğrenme alanında konu yok. Bunu da bilmek lazım. Şimdi gelelim 2018 programına. Daha önce söylemiştik. Sayılar ve işlemler öğrenme alanı. Doğal sayılar 4 sınıfın tümünde de var. Toplama birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar. Hepsinde var. Çıkartma birden dörde kadar var. Efendim çarpma ve bölme ikinci sınıfta başlıyor. Kesirler birinci sınıfta başlıyor. Nasıl başlıyor? 1 bölü iki diye başlamıyor. Bir ekmeğin yarısı, çeyreği falan diye gösterimlerle başlıyor. Ama kesirlerle işlemler, yani toplama ve çıkartma işlemi dördüncü sınıfta var. Çarpma bölme yine yok kesirlerle. 5. sınıf 6. sınıfta devam edecek o konular. Efendim. Ha şimdi en önemli yere geldik. Çok soru çıkan yer. Şimdi sayılar ve işlemler öğrenme alanında sadece işlem yapmayı istemiyoruz. İlk önce şunu bir okuyalım. Diyor ki alana özgü beceriler. Matematik alanına özgü beceriler. Bu 2009'da vardı. Hala var ama böyle belirtmemiş. Belirtmesi gerekmiyor. Soru olarak da soruyor. Onu da söyleyeyim. ...sonuçta matematiğin becerileri kalktı diye bir şey yok. Matematiksel beceri her zaman matematik becerisidir. Bir diyor, problem çözme diyor. Problemlere algoritmik ve kural temelli yaklaşılmamalıdır diyor. Biraz önce söyledim. Algoritma mantığı anlayan öğrenci tarafından keşfedilir diyor. İfade ettim. Somutlaştırma önemli diyor. Çözüm yolu önerme, paylaşma, tartışma yapılmalıdır diyor. Deneme yanılma, şekil, resim, tablo kullanma, sistematik liste yapma... ...örüntü arama, geriye doğru çalışma, varsayımları kullanma... Denklem kurma, e, tabi denklem kurma 1 ile 8 için konuştuğu için burada denklem kurma ilk 4 sınıfta yok. E, denge arama, oranları keşfetme gibi stratejiler öğrencinin geliştirmesine fırsat verilmelidir diyor. E, tekrar söylüyorum, denge denklem kurma ilk 4 sınıfta yok, e, sonra ortaokulda var. Şimdi burada çok önemli bir şey söylüyor, problemlere algoritmik temelli yaklaşmamak lazım diyor. Bunu biraz anlatmam lazım. Şimdi ben ilkokul çocuklarıyla e, çalıştığımda şunu görüyorum: öğretmenin <laughs> elinin izi resmen çocuğun beynine çıkıyor. Yani e, öğretmen neyse çocuk o oluyor. Çok etkili yani sınıf öğretmeni çok etkili. İyi bir sınıf öğretmenin eline düşerse çocuk çok güzel işleniyor. E, ezberci bir sınıf öğretmenin eline düşerse de e, eyvah. E, çok yetenekli bir çocuğu bile. E, işlemiyor öğretmen. Peki ne demek bu? Şimdi gördüğüm şeyler enteresan. Ee, mesela bu algoritma temelli öğreten öğretmenler. Şöyle bir deneyimim oldu. Bolu'daydık, ders işliyoruz. Bir öğretmenimiz dördüncü sınıf okuyor ya da mezun bilemiyorum. Benim öğrencim. Ben de o sıralar yeğenime öğretiyorum. Kesirler falan. Hocam dedi biz dedi stajda işledik bitirdik falan filan. Ya dedim bismillah nereye bitirdiniz dedim. Hocam dedi işte bizim çocuklar süper falan filan. Ya herhalde dedim benim yeğen, vallahi içimden geçirdim. Benim yeğen biraz ağır herhalde falan diye geçirdim ama yeğen de iyi. Ondan sonra, ha şunu da söyleyeyim. Bizim yeğen şu anda Bursa'da en yüksek, iki tane zaten iyi fen var. Ondan sonra o, o en iyisinde okuyor. Fen lisesinde 10. sınıf öğrencisi şu anda. Bu anlattım eski hikaye. O, o, zaman yeğen dördüncü sınıfta. Şu anda fen sesini okuyor yani çocuk. Benim yeğen daha başaramadı. Onların çocuklar bitirmiş, halletmiş, yalamış, yutmuş. Ya dedim bak şimdi çocuklar şunu yapıyor mu dedim yani. Mesela 1 bölü 4 2 bölü 5 efendim 3 bölü 7 falan deyince bunları küçükten büyüğe doğru dizebiliyorlar mı falan dedim. Hocam dedi, biz dedi, kesirlere girdik dedi, birinci haftanın sonunda hepsi yapıyor dedi, işlemleri yapıyorlar falan filan dedi. Allah Allah dedi, nasıl oluyor bu iş falan. Neyse bir şey verdim, tahmin ettim ben ne olduğunu. Beş tane soruluk, bir, iki, üç, dört, beş soruluk bir test verdim. Basit de sorular ama bir soru şöyle sıralama, ikinci soru kesirlerle toplama işlemi, üçüncü soru çıkartma işlemi ama problem. Ee, falan. Böyle karışık bir kesir testi 5 tane. Şunu dedim senin çocuklara yaptır bakayım dedim. Stajda e, yaptırmış ona sonra. Ne oldu dedim. Yapamadılar hocam dedim. E dedim yapıyorlar senin çocuklar ne, ne oldu? Hocam dedi müthiş bir şey keşfettim ben dedi. Biz dedi bir liste içinde dedi. Şurada dedi 10 tane soru var dedi. 10 tane soruda üst üste yaptırıyoruz. 10 tane soruda çocuk bir mantık geliştiriyor, ezbere yapıyor dedi. İkinci sayfada başka bir şey var dedi, onu ezbere yapıyor dedi. Böyle karışık verince yapamıyor dedi. E dedim niye bana biz bitirdik yaladık yuttuk diyorsun o zaman dedim. Biz yeğenle uğraşıp duruyoruz dedim. Hocam dedi sen böyle liste vermemişsindir dedi. Üst üste aynısını çözdürmemişim. Tabii dedim yani ben mesela şunu yapıyorum dedim. Mesela şunu yapıyorum. Şöyle bir kare veriyorum. Burada 1 bölü 4'ü bana bir göster bakayım diyorum. İşte benim yeğen şöyle bölüyor mesela. İşte dayı diyor bu 1 bölü 4 diyor. Sonra diyorum ki 1 bölü 8 yap bana diyorum. 2 tane 1 bölü 8 olsa 1 bölü 4 yapar mı diyorum falan. Konuşuyoruz böyle. E siz bunları yaptınız mı diyorum. Yo yapmadık diyor. E ne yaptınız? E valla işte 1 bölü 4 artı 1 bölü 4. Ee, 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 böyle toplanır işte şöyle olur 2 bölü 4 olur falan işlemleri göstererek işlemleri yapıyorlar. Ha bütün hikaye şu uzattık konuyu toparlayalım. O arkadaşımızın söylediği ki sonradan fark etti çok yanlış yapmışız biz dedi. Bu algoritma temelli ve kural temelli öğretimdir. Ve çocuğun neden yaptığını anlamadan, bakın çocuk bunu yapıyor ama ne yapıyorum ben? E peki ne yapmış olursa anlar çocuk hemen söyleyeyim. 1/4 ile 1/ toplar 1/4 ile 1/4'ü toplarken çocuk şunu yapabiliyor olması lazım. Bu bu. Bu bu. İkisini topladığımda 2/4 yapar. 2/4 de bak burada bir tane vardı. Burada da bir tane vardı. İkisini birleştirdim. Bu yapar diye bunu gözünde canlandırması ki buna anlamlandırma diyoruz. Anlamlandırma diyoruz. Ee, çocuk bunu yaparsa akabinde problemlerde çok başarılı oluyor. Ve <laughs> neyi neden yaptığını anlayarak mantık kurarak çözebiliyor. Peki bunu yapmadan ne yapıyor bazı öğretmenler? Ki program böyle istemiyor kesinlikle. Şunu öğretiyor. Ne yapacaksın? Bak kural. 1 bölü 4. Bunu gördün mü? 1 bölü 4. Bak bunlar aynı kalır. Tabanları ellemeyeceğim. Buraya 4 yazacağım. Bunları toplayacağım. Nasıl toplayacağım? Toplayacaksın işte bak. Kolay. 1, 1, 2. Aa iyiymiş. Bunu yaparız. Sonra nasıl olacak? 2 bölü 5. Sonra 3 bölü 5. İşte ne yapacağız? Aa aşağıya ellemeyeceğim. Ne yapacağız? Aa ellemeyeceğiz. Tamam. 5. Üstü toplayacağız. İyi toplayalım. 5. Aa iyiymiş. İşte bunu yapmak çocuklara hızlı bir gelişim oldu gibi gösteriyor ama Olmuyor. Ee, sadece o anlık yapay bir gelişim oluyor. Anlamlandırmadan yapıyor. İşte burada problemlere algoritmik ve kural temelli yaklaşılmamalı, anlamlandırılmalı, sonuçlaştırılmalı derken biraz önce benim anlattığım şeyleri istiyor program. Zaten bunu program istiyor diye değil, hangi matematikle haşır neşir olmuş, matematiği seven, matematikle ömrünü geçirmiş bir insan sorsanız zaten öbürü matematik değil öbürü ezberlemektir öbürü matematik, e, matematik, budur falan der zaten. Efendim uzattık burayı ama önemli bir şeydi. Geçtik. Efendim iletişim kurma, konuşma önemliydik biraz önce söyledik. Akıl yürütme, muhakeme biraz önce anlattığımız şeylerdi. Sonrasında da tahmin stratejileri var. Tahmin stratejisi stratejileri işleme dayalı tahmin, ölçmeye dayalı tahmin diye ikiye ayrılır. Şimdi birinci ders için alt yakımız kaldı. İşlemeye dayalı e, stratejiler. Yuvarlama, gruplama, işte uyuşan sayıları kullanma, ilk ve son basamağı kullanma falan bunları anlatacağız. Bakın 6 dakikada yetişmeyeceği için ben ilk önce ölçmeye dayalı e, tahmin stratejisini anlatayım. Sonra öbür derste de işlemsel stratejileri anlatırız. Şimdi ölçmeye dayalı stratejide eski programda çok güzel bir şey anlatıyor. Ben de bunu <laughs> benzeterek bir soru olarak yazdım da, deneme sınavlarını. Şöyle diyor. Öğretmen sınıfa <laughs> pardon, bir e, şeker e, kavanozu getiriyor. Diyor ki bunun içinde kaç tane şeker var? Diyor. Hadi tahmin edelim diyor. Birisi 100 diyor, birisi 200 diyor, birisi 1000 tane diyor, birisi 700 tane diyor falan. Öğretmen diyor ben sizin gibi yapmayacağım. Ben de tahmin edeceğim diyor. Şeker kavanozunun içinden bir avuç şeker alıyor böyle sayıyor. 10 tane çıkıyor. Sonra yüksek sesle konuşuyor. Acaba diyor bu şeker kavanozun içinde benim aldığım avuçtan kaç avuç vardır diye düşünüyorum diyor. Bakıyor bakıyor burada diyor 20 avuç vardır diyor. Burada 10 tane olduğuna göre 20 avuç olduğuna göre benim tahminim 2000 tane vardır diyor. Hocam bu aynı zamanda deneme yanılma olmuyor mu? Olmuyor. Neden olmuyor? Söyleyelim neden olmuyor. Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Çok güzel bir cevap vermem lazım. Böyle güzel sorular her zaman muhabbeti açar. Hemen şöyle bir cevap vermek istiyorum. E, Thorndike'ın deneme yanılma öğrenmesiyle genç talçıların iç görsel öğrenmesi arasında fark var mı yok mu? Söyle bakalım bana. Var. Var. Peki e, her ikisinin de içinde iç görsel öğrenme sürecinin yani genç talçıların bahsettiği iç görsel öğrenme sürecinin de içinde Thorndyke'ın deneme yanılmasının da içinde deneme yanılma var mı yok mu? Bilmiyorum hocam, olması gerekiyor. Tamam, bilen var mı gençler? Tamam. Hocam ben yok, ben... yok hocam. Fatmacığım var, Söyle. Ee, bu muhabbet bayağı uzayacak, <laughs> anlatalım. Ee, var, İkisinde de deneme yanılma var. Hatırlatayım. Genç dalçıların köhlerin deneyinde bir maymuna, e, tavana bir muz asıyor. Deney farklı da olabilir, önemli değil. Yere e, kutular koyuyor. İç görsel öğrenme olarak da maymun kutuları üst üste koyacak, uzanacak. Bunu yapan maymun da oluyor. Peki bu iç görsel öğrenme sürecinin birinci aşamasında maymun çözümü bulamayıp rastgele sandıkların üzerine çıkıp deniyor mu? Söyle Fatma. Evet hocam deniyor. E varmış işte. Evet. Yani iç görsel öğrenme. Yani iç görsel öğrenme. Birinci aşaması deneme yanılmadır. Sonrasında maymun bir köşeye çekilip küsüyordu. Orada muz var ulaşamıyorum falan diye. Sonra bir aydınlanma yaşıyordu. Kafasında bir ampul yanıyordu. Bu aydınlanma evresindeydi. Sonrasında da çıkıp e, muzu sandıkları üstüne koyup alıyordu. Bu da uygulama aşaması. <laughs> Şimdi çok güzel bir yere geldik. E, o da şu arkadaşımızın sorusuna bağlayacağım. Deneme yanılmada da deneme yanılma vardır. İçgörsel öğrenmenin birinci basamağında da deneme yanılma vardır. Fakat içgörsel öğrenmenin farkı şudur ki deneme yanılmalardan sonrasında bir ilke keşfedilir. Daha sonrasında o ilkeye göre davranılır. Ben de şimdi arkadaşımıza bilele cevap veriyorum. Bu deneme yanılma değildir. Çünkü bir insan bu öğretmen geçmişte böyle denemiştir ama bugün sınıfa geldiğinde denemiyor. Bugün sınıfa geldiğinde bir strateji uyguluyor. Diyor ki bir avuç aldım, aldığım bir avuçta 10 tane var. Bunda 10 tane varsa burada da yaklaşık 20 avuç var. 10 çarpı 20, e, yanlış söylemişim, 2000 değil, e, 200, önemli değil sayılar. 200 tane leblebi vardır diyor. Şimdi bu strateji maymunun sandıkları üst üste koyması gibi bir strateji mi hasber kader denemem? Ha. Şimdi öğrencilerin 200 300 500 diye kafadan atması deneme yanılmadır. Ama öğretmenin deneme yanılma yapmayın. Bir strateji geliştirelim demesi daha önceki içgörsel veya kavrayarak öğrenmelerin bir yansımasıdır. Bundan Hocam hiç... ben zaten öğrenciler için söylemiştim onu. Ne için söylemiştim bir daha söyle öğrencilerin tahmin, öğrencilerin tahminine Aa. göre söylemişsiniz. Efendim anladım şimdi güzel güzel anladım. Ee, siz öğretmen stratejisi için değil, öğrencilerin kafadan atması için söylemişsiniz. Ben fark edemedim onu. Tamam ne güzel oldu. Olsun olabilir. Tartıştık, konuştuk. Bayağı da bir vesile oldu. Netleşmiş oldu. Efendim ee, maalesef bir dakikadan az kaldı diyor. E, ben de bu bir dakikadan az kaldı deyince konsantrasyonumu kaybediyorum. Efendim Şuradan bir 10 dakika, ee, hadi 15 dakika diyelim ya, tamam. 15 dakika mola veriyoruz. 15 dakika sonra öbür derse başlıyoruz. Anlaştık mı? Tamam hocam, görüşürüz. Tamam hocam. Hadi görüşürüz.